Kar çıkmazsa yeni bir kutu alacağım. Bu sene pişman olduğum şey nedir? Ve şimdi dondurma. Hello arkadaşlar. Ay, sabahım çok yoğun geçti. İşe gittim. Şimdi araba dersinden geliyorum. Neyse, üstümü değiştim. Spora gideceğim. Saçım aşırı yağlı. Şu yağlı saçımdan bıktım artık. Kuru şampuan çıkmıştı ya takvimden. Onu böyle sıkıyorum. Kahvemi içtim. Çabuk böyle bir şeyler yerim. Bir muz falan. Çünkü şu an gerçekten enerjim yok ama spora gidesim var. Şöyle Benetint uygulayacağım. Roma'ya gideceğimi annem ve babam bilmiyor da onlar şu an Almanya'da ya söylemedim. Ama yorumlarda da yazmıştı bir anne ailen izin veriyor mu falan. Ya ailem öyle şey değil o konuda. Mesela arkadaşlarımla tatile de gittim yazın. Hani öyle şeylere bir şey demiyorlar. Tek başına bir şey derler mi bilmiyorum. Ya tabii merak ederler ama hani gidemezsin demezler diye düşünüyorum. Yani inşallah diyemezler, bileti aldım artık. Çıktım ve akşam oldu arkadaşlar. Şimdi bir markete uğrayacağım çünkü akşam ne yiyeceğiz bilmiyorum. Şu an çarşı çok güzel, böyle ışıl ışıl. Yeni bir Ben & Jerry çıktı, limonlu. Onu çok merak ediyorum, o yüzden aldım. Ve Kinder gördüm, dayanamadım, onu da aldım. Ay arkadaşlar, ben ne için gittim markete? Akşam yemeği almak için. Ne almadım? Akşam yemeği. Gittim Kinder yumurta aldım. Neyse, inşallah buzlukta bir şeyler vardı sanki ya. Şu kanal olmasaydı gerçekten oturduğum mahalleyi sevmezdim. Çünkü bu kanal bir güzellik katıyor. Şöyle bir makarna var buzlukta. Domatesli, peynirli. Onu yapacağım şimdi. Ve bir tane Kinder yiyeceğim. Ya bu pandaları gördüm. Pandayı çok seviyorum ben. Tatlı bir hayvan. O yüzden inşallah şimdi panda çıkar. Çıkmazsa yeni bir kutu alacağım. Yani çıkana kadar. Kaç yaşında olursam olayım, Kinder beni her zaman mutlu edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Panda çıkmadı. Bu ne? Maymun çıktı. İkinciyi açacağım şimdi. Çikolatasını yemedim. Boya koydum. Ya ağlayacağım. Çıkmadı. Panda çıkmadı. Bu ne eşek? Hadi ya. Lütfen panda çıksın. Arkadaşlar yine eşek çıktı. Yapan da çıkmadı. Ve makarnayı yaptım. Ben yoğurt ve salçalı yaptım. Böyle nane koydum salçaya. Mantı gibi oluyor. Çok güzel. Abim de sade istedi. Şu an tek düşüncem o dondurma. Limonlu, karamelli ve ballı. Onu kesin beğeneceğim ben. Ama makarna da çok güzel görünüyor. Wow, çok güzel oldu. Makarnanın içinde zaten peynir ve domates var. O yüzden çok yakıştı bu salça ve yoğurt. Ve şimdi dondurma tadım zamanı. Sunny Honey Home ismi. Şöyle. İnşallah güzeldir. Ya böyle mesela yoğunluğu falan çok önemli oluyor böyle limonlu dondurmalarda. Oh my god arkadaşlar, karameli görüyor musunuz? İyi görünüyor. Bakalım. Wow. Ay bu çok güzel. Çok fresh bir dondurma. Limon bayağı hani yoğun. Ama karamelle o kadar güzel oldu ki. Bunu deneyin.
Gerçi Türkiye'de satılmıyor galiba ama yurt dışında yaşayanlar bunu kesin denesin. Ben bunu yerim. Bunu biri elimden almazsa ben bunu bitiririm. Ve yarın annemler geliyor Almanya'dan. Gerçekten çok özledim onları. Bir taraftan ev çok sakindi. O da güzeldi, böyle huzurlu. Ama özledim. Gelsinler hemen. Gerçi çok fazla çikolata getirecekler. Şimdi her zaman Almanya'dan geldiğimizde ya da onlar geldiğinde işte böyle koli koli çikolata geliyor. İşte 30 tane mevkalar çeşit çeşit. 2 büyük kavanoz Nutella falan filan. Her zaman. Neyse, 2024'te başlayacağız arkadaşlar sağlıklı beslenmeye. Tekrar öyle videolar da gelecek. Çünkü ben de bu son günler her gün böyle fast food ya da işte çikolata falan yiyorum. Yeter. Ben şimdi edite başladım. Abim de bir film açtı. Akira diye. Is it animasyon? He? Animasyonmuş. Şey, neydi bunun ismi, bu film tarzı? Anime, değil mi? Anime gibi galiba. Asla filme odaklanamadım arkadaşlar. O yüzden 20 dakika falan izledim. Sonra dedim abi ben odama gidiyorum. Ama güzel bir filme benziyordu. Sadece odaklanamadım gerçekten. Neyse şimdi 2023 senesi hakkında sorular buldum telefonumda. Onları birlikte cevaplayalım. Bu yıl kendimle ilgili beni en çok rahatsız eden şey neydi? 2023 hedeflerime odaklanamadım. Telefonuma yazdığım hedeflerden galiba yarısından azını yaptım. O yüzden onun için üzülüyorum. Yani hedeflerime çok fazla zaman şey yapmadım. Hani bu 2024'te hani tablo falan yaptım ya, hani daha böyle hevesli başladım ama 2023 öyle değildi. Daha iyi yapabilirdim. Zamanımın çoğunu nasıl geçirdim? Daha verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Hani böyle boş durduğumda mesela, tabii ki bazen telefonumda bayağı bir zaman geçiriyorum, video falan izliyorum. Ama şeydim sürekli, hani Aslı tamam şimdi bir şey yap, şimdi temizlik yap ya da şimdi git bir kitap oku. Hani onu daha fazla yaptım. O yüzden hani çoğumu nasıl geçeyim? Çalışarak tabii ki ama verimli boş zaman. Yani boş zamanımı verimli kullandım, öyle diyeyim. Zamanımı kiminle geçirdim? Bu sene yine en çok Elif'le geçirdim galiba. Evet. Ve ailemle tabii ki. Sevdiğim şeyleri yapmak için alan ayırdım mı? Evet. Onu demek istedim işte. Yani sevdiğim şeyleri yaptım hep. Bana iyi gelen şeyleri. İyi bir arkadaş mıydım? Elif? Selin? Beyza? İyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Değer verdiğim insanlara sevgimi ve minnettarlığımı ifade ettim mi? Mamuşuma. Ay, mamuşumu özledim. Ama evet ya, ben zaten sevdiğim insanlara onları sevdiğimi hep dile getiririm ve bunu gösteririm. Dile getirmesem bile gösteririm. O yüzden evet. Kendime karşı dürüst müydüm? Evet. Bu sene pişman olduğum şey nedir? Bu sene pişman olduğum şey... Daha fazla tatile gitmemek. Gerçekten. Hani böyle 3 günlük olsa bile bir yerlere gidebilirdim ama yapmadım. Mutlu muydum? Evet. Yani böyle birkaç kötü olaylar oldu tabii ki dünyada ama... şu an bir evin içerisindeyim. Ailem var. Sağlığım yerinde. Yani elhamdülillah bunlar için, bu şeyler için mutluyum. Duygusal olarak... Hani duygusal yönde nasıl geliştirdim? Ya ben önceden insanlara çok fazla değer verirdim. Yine birini çok sevdiğimde otomatik böyle çok fazla değer veriyorum. Ama o kişi seni üzebiliyor ve siz o gücü veriyorsunuz aslında o kişiye. O yüzden hani tamam çok seviyorsunuz ama böyle bu da zor bir şey aslında. Hani fazla değer vermemek. Ama hani o kişi sizi üzmemesi lazım. Ona göre değerini ayarlaman lazım. Bu zor bir şey ama bunu sanki biraz öğrendim bu sene. Mısır'a gittim. O tatili hiç unutmayacağım. Çok ani bir tatildi ama gerçekten güzel bir tatildi. Yaz tatili, o da çok güzeldi. Bakın sürekli o tatiller geliyor aklıma. O yüzden diyorum daha fazla gezmem lazım. Çünkü onları hiç unutamıyorum. Diğer şeyleri hep unuttum. Yani diğer aylarda ne yaptığımı hatırlamıyorum bile ama o tatiller sürekli aklımda. Bu son birkaç gün uyku sorunu yaşıyorum arkadaşlar.
Niye bilmiyorum ama gerçekten bu sabah da beni görmeliydiniz iş yerinde. İş arkadaşlarım bana dedi ki iyi misin? İyi görünmüyorsun falan, hani iyi misin? Ben de dedim iyiyim. Sadece uykusuzum. Ama gerçekten uyuyamıyorum. Uyuduğumda da çok uyanıyorum. Yani nedenini bilmiyorum. Gerçekten çok tuhaf. Hani böyle birden oldu sanki. Lavanta damlatacağım birazdan. Belki o iyi gelir. O değil de şaka maka aralığın da sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç gün kaldı sonra bitiyor. Ne ara geldik buraya? Nasıl başladı? Nasıl bitiyor? Gerçekten yani zaman uçtu. Öyle geliyor bana. Neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.